Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Kanalınızı çok uzun zamandır takip ediyorum. Neredeyse açtığınız ilk günden beri. Dinlemediğim hikayeniz kalmadı. İnşallah benim hikayemi de seslendirirsiniz. Benim annemle babam ayrılar. Ben annemle yaşıyorum. Annem mühendis. Bildim bileli hep çalışıyor. İşleri hep çok yoğundur. Bana ayıracak fazla zamanı olmaz. Bazı günler çok geç gelir. Öyle ki aynı evde yaşamamıza rağmen birbirimizin yüzünü dahi göremeyiz. Yine annemin gece çalıştığı bir dönemdi. Ben o zaman üniversite okuyordum. Üniversiteden bir arkadaşım bize gelmişti. Birlikte ders çalışacaktık. Hazırlamamız gereken çok önemli bir sunum vardı. Saat 2'ye kadar çalıştık. Ama daha yolun başındaydık. Bitirmemiz gereken çok şey vardı. İkimiz de oldukça yorulmuştuk. Ve yetişmedikçe strese giriyorduk. Kısa molalar vererek devam ettik. Ve sabah 5 gibi tüm sunum ödevimiz bitmişti. Derin bir nefes aldık. Başardık diye bir kahve içtik. Hiç uyumadan sabah birlikte okula gittik. Sunum harika geçmişti, her şey yolundaydı. Annem o gece de gelmeyecekti, ben yine arkadaşımı davet ettim. Ödevle uğraşmaktan hiçbir şey yapamadık. Bugün de gelsene bize. Annem yine olmayacak. Film falan izleriz belki dedim. O da bir arkadaşıyla birlikte evde kalıyordu. Ev arkadaşını da fazla sevmiyordu. İstersen sen bize gel dedi. Olmaz, annem kızar şimdi. Başkasında kalmama asla izin vermez. Bizden başka kimse de olmayacak, çok rahat ederiz dedim. Arkadaşım kabul etti. Akşama bize gelmişti. Önce biraz okuldan ve ödevden bahsettik. Sunum çok iyi geçmişti. Onun kutlamasını yapıyorduk. Gelirken şampanya getirmiş, kutlamamızı yaptık. Güzelce eğlendikten sonra bir film açtık. Yabancı bir korku filmiydi, ismini tam hatırlayamadım. Filmin en heyecanlı yerinde internetimiz donmuştu. İnternetin gelmesini beklerken arkadaşım bana kısa sorular sordu. İnanır mısın böyle şeylere dedi. Neye inanır mıyım? Ruhlara mı? Ruhlara tabii ki inanıyorum dedim. Peki cinlere? Cinlere de inanır mısın dedi. Yani bilmiyorum ki. Hiç tecrübem olmadı. Arada yerli korku filmleri izlerim. Ama ne yalan söyleyeyim, hiç görmediğim için pek de inandırıcı gelmiyor. Ama ruhların gelebileceğine inanıyorum dedim. Bence cinlerin gelebileceğine de inanmalısın dedi. Niye? Sen bir şey mi yaşadın? Ya da yaşayan biri sana bir şey mi anlattı dedim. Neler neler, bir duysan küçük dilini yutarsın. Benim dedem, dayım, teyzem, bir sürü akrabam görmüştür cinleri. Ben bile gördüm dedi. Arkadaşıma inanıyordum, yalan söylemeyeceğini biliyordum. O güne kadar hiç enine boyuna düşünmemiştim gerçekten cinler var mı yok mu diye. Varsa bile bana ne diyordum. İlk kez arkadaşıma anlatırken onları merak etmeye başladım. Sırasıyla dedesinden başlayarak tüm ailenin yaşadığı şeyleri anlattı. En sonunda da kendi yaşadıklarını anlattı. Lisedeyken fal bakıyormuş. Fal baktığı için cinler ona musallat olmuşlar. Önce sadece rüyalarına girmişler. Sonra seslerini duymuş. Sonra da kendilerini görmüş. Pek iyi varlıklar olarak anlatmıyordu. Sonra kazağının içine taktığı muskayı gösterdi bana. Muskaya da mı inanıyorsun dedim. Kızım saçmalama. Bu muska olmasaydı kim bilir başıma neler gelecekti. Ben bunun sayesinde hayattayım. Sen anlattıklarımı dinlemedin galiba. Dedemden başladı bu musallat, hepimize dolaştı. Dedemin de cinler yüzünden öldüğü söyleniyor zaten. Ben buna o kadar eminim ki. Eğer cinler hala bana musallat olmuş olsaydı, ben ya delirirdim ya da canıma kıyardım. Bu muskanın içinde ne yazdığını ben de bilmiyorum. Ama her ne yazıyorsa beni koruyor. Bu muskayı taktıktan sonra başıma hiçbir şey gelmedi dedi. Psikolojik olamaz mı? Belki de iyi olacağını düşündün ve iyi oldun dedim. Öyle bir şey değil bu. Benim sorunum psikolojik değildi ki böyle hallolsun. Ben doktora da gitmiştim. Doktor da ilaçları verirken iyi olacaksın demişti. Ama onları kullandığımda hiçbir değişme olmadı. Ne zaman ki bu muskayı taktım, o zaman iyileştim dedi. Yani benim pek aklım almadı. Muska dediğin şey pek de bilimsel bir şey değil. Nasıl bir etkisinin olacağını anlayamadım sadece dedim. Onun da muskalar ve vefkler hakkında çok fazla bilgisi yokmuş. Hocanın anlattığı kadarıyla söyledi bir şeyler.
Benim telefonum çaldı o anda. Okuldan başka bir arkadaşım arıyordu. Yarın nişanım var. Geliyorsun değil mi dedi. Hay Allah, yarın mıydı o? Vallahi şu sunum ödevinden her şeyi unutmuşum. Aklımdan çıkmış. Tabii ki geleceğim. Hatta Gözde de yanımda. Yarın birlikte geliriz dedim. Telefonu kapattıktan sonra Gözde sordu. Ne vardı ki yarın dedi. Duymadın mı konuştuğumu? Yarın nişanı var. Seni de davet ediyor dedim. Ama benim buradan eve gitmem, oradan nişana geçmem çok geç olur. Nasıl yapacağız ki dedi. Hiç gitmezsin o zaman. Burada banyo yaparsın, hazırlanırsın. Ben sana kıyafetlerimden veririm. Bedenlerimiz de aynı sanırım dedim. Olur mu öyle şey? Aslında bir eve gitsem iyi olurdu dedi. Bence hiç gerek yok. Burayı kendi evin gibi gör. Yatarken bir duş alırız. Sabah da erkenden kalkarız dedim. Ben nasıl duş alacağım ki şimdi? Cinlerden falan konuştuk ya. Ben korktum dedi. Saçmalama lütfen. Hem üzerinde muskan var. Hani muskan varken bir şey olmazdı dedim. Muskan var ama banyoya girerken üstümde olmayacak. Banyoda çok duramıyorum zaten. Maksimum 20 dakika dururum. Bir de muskama bir şey olacak diye çok korkuyorum dedi. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Güvenli gördüğün herhangi bir yere koyabilirsin. İstersen sen alışana kadar kapının önünde bekleyebilirim dedim. Yok artık çocuk gibi. O kadarına da gerek yok dedi. İyi o zaman sen gir banyoya. Ben aşağıda seni bekliyorum dedim. Ona temiz kıyafetler ve temiz havlu getirdim. Sonra gidip biraz bilgisayarla oynadım. Ya 5 dakika geçmişti ya da 10 dakika geçmişti. Birdenbire evin bütün ışıkları kapandı. Elektrikler kesilmişti. Hemen banyoya koştum. Gözde, Gözde içeride misin, iyi misin dedim. Kapıyı açar mısın, önümü göremiyorum dedi. Telefonumun ışığını açtım, ardından da kapıyı. Telefonun ışığıyla birlikte benim odama girdik. Saçlarının hala köpüklü olduğunu gördüm. Gel hadi banyoya girelim tekrar. Ben sana ışığı tutayım, sen de şu saçlarını yıka. Banyoya tekrar girdik, çok karanlıktı. Telefonun ışığı olmasa hiçbir şey göremezdik. Kısa sürede saçlarını da yıkayıp çıktı. Elektrikler hala gelmemişti. Üzerini giyindiği halde bir şey aradığını fark ettim. Ne arıyorsun, telefonunu mu? Çaldırayım istersen dedim. Yok, telefonum değil. Muskam. Muskam yok dedi. Dolabın içine koymamış mıydın? Ben gördüm, oraya koymuştun dedim. Evet koymuştum ama şimdi yok. Bir kez daha bakalım, sen iyice tut ışığı. Hatta sen de bak, birlikte bulmaya çalışalım dedi. Bütün dolaplara baktık ama hiçbir yerde yoktu. Ve ben dolaba koyarken görmüştüm onu. O kadar eminim ki gördüğüme. Belki dedim sen sonradan aldın dolaptan. Ya da elektrikler kesildiği anda panik yaptın, kaybolmasın diye aldın. Sonra da nereye koyduğunu unuttun. Yok dedi, vallahi billahi almadım. Dolabı hiç açmadım dedi. Nereye gidecek o zaman Muskan? Yürüyecek mi? Boşuna telaş yaptın. Bir yerden çıkar illaki. Biz biraz oturalım, dinlenelim. Elektriklerin gelmesini bekleyelim. Işıklar gelince bakarız dedim. Ama o hiç rahat değildi. O kadar paniklemişti ki. Ödevi yaparken bile bu kadar panik olmamıştı. Bir saat, iki saat geçti, elektrikler öyle geldi. Bu hemen banyoya koştu, dolaplara tekrar baktı. Sonra ben duşa kabinin içini açtım. Bir baktım muskası yerde. Normalde üzeri bir şeyle kaplıydı onun. Ama yerdeki halinde üzerinde hiçbir şey yoktu, boş kağıt vardı. Ve ıslanmış, yırtılmıştı. Yazıların hepsi birbirine girmişti, mürekkebi akmıştı. Gözde, galiba muskanı buldum dedim. Baktığında ağlamaya başladı, paramparça olmuş kağıdı eline aldı. Ne olmuş buna, bu nasıl olur? Üzeri sarılıydı, su geçirmez ki bu. Nasıl oldu bu? Duşa kabinin içine nasıl girdi bu? Allah'ım ben şimdi ne yapacağım dedi. Gözde gerçekten buna mı üzüleceksin? Çok gerekliyse ararsın o hocayı, bir tane daha yapar. Ne var sanki bunda bu kadar dedim. Benim yaşadıklarımı yaşasaydın böyle rahat konuşmazdın. Bence onlar aldı. Muskamı aldılar. Biliyorum çaldılar. Sizin evinizde Kur'an-ı Kerim var mı dedi. Bildiğim kadarıyla yok. Niye sordun, okuyacak mıydın dedim. Bizim evde Kur'an-ı Kerim var. Muskamı almaya bu yüzden gelemediler. Ama sizin evde yok. Fırsatını buldular, gelip aldılar işte dedi. Bence böyle değil. Evin bir yerinden çıkacak ve ben bulur bulmaz seni arayacağım. Söz veriyorum dedim. Ardından odamıza geçtik. Kafası dağılsın, muskaya takılmasın diye yarın ne giyeceğimizi konuştuk. Dolabımı açtım ve istediğini giyebileceğini söyledim. Bazı kıyafetler denedi. İşe yaramıştı, kafası biraz dağılmıştı. Sonra da uyumak için yatağımıza geçtik.
Sohbet ederken uyuyakaldık. Ben derin bir uykunun içindeyken arkadaşımın sesiyle uyandım. Beni sallıyordu resmen uyanmam için. "Ne oldu Gözde? Niye uyandırdın?" dedim. Gözde'nin suratı bir anda değişmeye başladı. Gözleri kocaman olmuştu, yerinden fırlayacaktı. Bir eliyle ağzımı kapatmıştı, diğer eliyle de boğazımı sıkmaya başladı. "Sen aldın. Muskamı sen aldın," dedi. Ben almadım demeye çalışıyordum ama ağzım kapalıydı. Beni öldürecekti. Tüm gücümle onu ittiğim anda yatakta uyandım. Rüya görmüşüm meğer. Su almak için mutfağa gittim. Gözde de sesimi duyup peşimden gelmiş. Mutfakta arkamda görünce yüreğim ağzıma geldi. Rüyamda onu gördüğümü söyledim ve rüyamı anlattım. "Bence senin gördüğün de cindi. Benim kılığımda görünmüşler sana. Ne kadar korkunç olduklarını gördün mü? İşte ben onları sadece rüyada da değil, gerçekte görüyordum. Muskam için niye bu kadar endişe ettiğimi anlıyor musun şimdi?" dedi. "Açıkçası ben senin söylediklerinden etkilendiğim için gördüm. Bu kadar şey yaşadık, üzerine bu rüyayı görmem çok normal. Bana da musallat olmayacaklar yani," dedim. Ama yanılmışım. Ertesi gün arkadaşımla birlikte nişana gittik. Nişandan sonra eve döndüm. Arkadaşım da kendi evine gitti. Annemi aradım ve kaçta geleceğini sordum. Akşam 10 gibi evde olacağını söyledi. Annem geldiğinde yaşadıklarımı ona da anlattım. Annem de böyle şeylere pek inanmaz. Ciddiye almadı gibi ama dinledi. En azından dinledi. Birkaç gün bir şey yaşamadım. Sonraki gecelerde bu korkunç rüyalar tekrar etmeye başladı. Ya annemin kılığında görüyordum ya da Gözde'nin kılığında. Her iki halleri de çok korkunçtu. Gördüğüm rüyaları okulda Gözde'ye de anlatıyordum. Gözde en sonunda hocasına ulaşmış. "İstersen sen de benimle birlikte gel, sana da bir muska yazdıralım," dedi. Ben de denemekten zarar gelmez dedim. Gözde gibi olmaktan çok korkuyordum. Çünkü onun da önce rüyalarla başlamış. Sonra ses duymuş, en son gerçekte görmüş onları. Böyle olmaktan korkuyordum işte. Daha en başındayken bir çözüm yolu aramalıydım. Hocaya gitmeden önceki gece bir rüya gördüm. Bu gideceğimiz hocayı görmüştüm. Ama hoca bana rüyamda tecavüz ediyordu. Uyandığımda o kadar korktum ki gitmek istemedim. Mesaj attım Gözde'ye, ben gelmekten vazgeçtim diye. Niye olduğunu sorunca da anlattım. "Bir rüya için mi vazgeçtin? Sana onu gösteren de cinlerdir, emin ol. Çok sinsi, çok kurnaz varlıklar bunlar. Hocaya gidip muska yaptırmanı istememişlerdir. O yüzdendir," dedi. Beni ikna etmişti. Öğleden sonra birlikte hocanın yanına gittik. Hoca kapıyı açtığında gördüklerime inanamadım. Gerçekten rüyamda gördüğüm adamdı bu. Ve onu görünce tüylerim diken diken olmuştu. İçeri girmek bile istememiştim. Adam çok güler yüzlü ve sakin biriydi. İstemeyerek de olsa girdim içeri. Hocaya rüyalarımdan da bahsettim. Dün gece gördüğüm rüyayı da söyledim. Gözde'nin yaptığı yorumu yaptı o da. Sana onu cinler göstermiş. Buraya gelmeni istememişler. Gelirsen kurtulacağını biliyorlar çünkü," dedi. İkimize de muska yazdı. Yani ben, muskalara inanmayan ben, hala üzerimde muska taşıyorum. Ve o günden sonra bu olaylara olan merakım da çok arttı. İnsanlar ne yaşamış, ne yaşıyor merak ediyorum. Bu yüzden de uzun süredir sizin kanalınızı takip ediyorum. Muska bende de işe yaradı. Taktıktan sonra kabus görmedim. Şimdi benim de en büyük korkum muskamın kaybolması. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.